Microsoft Excel'de topla çarpım işlemini kullanarak diziler halindeki bilgileri birbirleriyle çarptırıp toplamlarını aldırabiliriz. Yani eşit şurada eşittir. Örneğin B3 çarpı C3 ve bunu aşağı doğru çekelim ve şurada da toplamını aldıralım. Şu yaptığımız işlemi bir kere de topla çarpım işlemiyle yaptırabiliriz. Burayı silelim. Sonucu yazdıracağımız yere geldikten sonra eşittir. Topla nokta çarpım deyip dizi 1, dizi 2, dizi 3 diye alanları taramamız gerekir. Örneğin amacım benim 10 ile 10'u 1 ile 36'yı çarpmaksa 10 ile 1'i tarıyorum. B3 2 nokta üst üste noktalı virgül B4 B3 2 nokta üst üste B4 noktalı virgül C3 2 nokta üst üste C4. Parantezi kapattığınız zaman B3'ü C3 ile yani B3'ü C3 ile B4'ü de C4 ile çarpar. Yani aralığın ilk değerini bir sonraki aralığın ilk değeriyle çarpar ve sonucu bize 136 olarak verir. Farklı bir şekilde yapmak istersek, örneğin 10 ile 1'i 10 ile 36'yı çarptırmak istersek gene topla çarpımı eşittir. Topla nokta çarpım deyip bu sefer tararken önce yukarıyı yani B3 C3 noktalı virgül B4 C4 şeklinde taramanız gerekir. Bunda da B3'ü B4 ile C3'ü de C4 ile çarpar. Enter'a bastığınızda da 370 sonucunu görürsünüz. Çünkü 10 ile 1'i çarpımından 10, 36 ile 10'un çarpımından da 360 gelir ve topladığınızda 370 işlemini, 370 değerini görürsünüz. Topla çarpım işleminin kullanımı bu şekildedir.